İdrar kaçırma çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından bir tanesidir. Hem çocuk nefroloji hem de çocuk üreji polikliniğine başvuran hastaların 1/3'ünü bu olgular oluşturmaktadır. İdrar kaçırma gece ya da gündüz olabilmektedir. Sağlıklı çocuklarda idrar kontrolü gündüz 2-4 yaş arasında, gece ise 3-5 yaş arasında kazanılmaktadır. Dolayısıyla 5 yaşın üzerinde gündüz ya da gece idrar kaçıran çocuklarda patolojik bir durum söz konusudur. Gece ve gündüz idrar kaçırma birbirinden farklı iki sağlık sorunudur aslında. Gece idrar kaçırması diyebilmek için bir çocuğun 5 yaşın üzerinde olması ve son bir ayda en az 2 gece altını ıslatması gerekmektedir. Bu durum okul çağı çocuklarının %10 ila 20'sinde karşımıza çıkmaktadır. Gece idrar kaçırmasına en sık genetik yatkınlık neden olmaktadır. Anne ya da babası idrar kaçıran çocukların %40'ında, hem annesi hem de babası idrar kaçıran çocukların ise %75'inde gece idrar kaçırması görülebilmektedir. Bunun dışında obezite, gece nefes almada problem yaratan durumlar ya da dikkat eksikliği de gece idrar kaçırmasıyla karşımıza gelebilmektedir. Gündüz idrar kaçırması bizim daha çok önemsediğimiz bir sağlık sorunudur. Gündüz idrar kaçırmasına çocuklarda idrar tutma, bekletme, koşura koşura tuvalete gitme, aniden sıkışıp tuvalete gitme gibi bulgular da eşlik edebilmektedir. Bu durum bazen sadece düzgün tuvalet eğitimi kazanmamaktan kaynaklanabildiği gibi bazen de altta yatan ciddi böbrek ya da idrar torbası bazen de nörolojik hastalıklardan kaynaklanabilir. Böyle problemleri olan, yani hem gece ya da gündüz idrar kaçırma problemi olan çocukların mutlaka bu konuda uzman hekimler tarafından değerlendirilip ona göre tedavilerinin başlanması gerekmektedir. İdrar kaçırma hem aile için hem de çocuk için aslında ciddi bir psikolojik travma yaratmaktadır. Bu çocuklarda ciddi güven eksikliği ve utanç duygusu gelişebilmektedir. Bu nedenle biz hekimlerin mutlaka bu ailelere ve çocuklara bunun tedavi edilebilir bir şey olduğunu, çok basit önlemlerle bu sorunun kalkabileceğini ve çok sık görülen bir problem olduğunu iyice anlatmamız gerekmektedir. Ayrıca bu çocukların hiçbir şekilde cezalandırılmaması, bu konuyla ilgili de şaka yapılmamasını belirtmemiz gerekmektedir. Çocuklarda idrar kaçırmasını önlemek için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak çocuklarımıza gündüz düzgün tuvalete gitmelerini, yani ortalama 2 saatte bir tuvalete gitmelerini söylemeliyiz. Bunun dışında gece sıvı alımlarını kısıtlayıp gece yatmadan 1 saat önce sıvıyı tamamen kesmelerini tembihlemeliyiz. Ayrıca uyumadan önce de tekrar tuvalete gitmelerini sağlamalıyız. Bunun dışında gece idrar ya da gündüz idrar kaçıran çocuklarda tabii ki bazı tedavi yöntemleri de mevcut. Bu konuda uzman hekim tarafından değerlendirildikten sonra bazı tedavi yöntemleri uygulanmakta. Bunlar içerisinde ilk basamakta uyguladığımız tedavi davranış tedavisi ya da üroterapidir. Bu tedavide çocuklara yeniden düzgün tuvalet eğitimi kazandırılması sağlanmaktadır. Onun dışında gece idrar kaçıran çocuklarda bulut güneş takvimleri, alarm cihazları kullanılabilir. İlaç tedavisi gece idrar kaçıran çocukların sadece belli bir kısmında doğru endikasyonla kullanılmalıdır. Gündüz idrar kaçırma daha detaylı değerlendirilmesi gereken bir sorun olduğunu daha önce de bahsetmiştik. Bu çocuklarda ilk basamakta üroterapi tedavisi uygulanmaktadır. Altta yatan nedenlere göre de ilaç tedavileri, biofeedback tedavileri ve bazen de cerrahi tedaviler uygulanabilir.